Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. 3-4-5 yayınları TET Matematik Soru Bankası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorudan başlayalım. İşlemenin sonucu kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bu tarz sorularda daha doğrusu işlem sorularında hatırlaman gereken şey işlem önceliği de. Matematikte işlem önceliğinde önce kimi yapacaktık? Çarpmayı ardından bölmeyi daha sonra toplama ve çıkarma yapmak zorundaydık. E şu an karşımızda bir tane çıkarma var, bir tane bölme var. O zaman ilk önce şuradaki ifade yapıp ardından bu çıkarma işlemini yapmak zorundayız. Ama ondan da önce şuradaki ifadeyi bulmam gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Bak bu tarz ifadelere biz ne isim veriyorduk? Basamak sorularıydı. Ve basamak soruları çözmenin yöntemi şu. Bu basamak sorularında nerede işlem varsa oradaki işlemi yapman gerekiyor. Şu an nerede işlem var? Altta işlem var. O zaman aşağıdan başlayalım. İlk önce 1'den gittim 1 bölü 2 çıkarttım. 1'den 1 bölü 2 çıkartırken ilk yapabileceğim şey şu. Paydasına gizli 1 yazalım. Paydara eşitleyelim. Ama bundan da daha basit bir şey vardı. Neydi o? Şu x'ini çarp pay çıkar. 1 ile 2'yi çarptım 2. 2'den 1'i çıkardım 1 geldi. Ve payda kısmında da 2 gelmiş oldu. Yani biz bu işlemin paydasını kaç bulduk? 1 bölü 2 bulduk. E o zaman pay kısmında 1 var. Payda kısmından 1 bölü 2 gelmiş oldu. Hatırla bölme işleminde daima payı sabit tutup paydayı ters çevirip çarpmayacak mıydık? Çarpacaktık. Bu arada şuna yanılıyor olabilirsin. Ya hocam elimizdeki bu kesirde şu an pay neresi payda neresi? Bak unutma eğer ki işlem neredeyse her zaman onun yanındaki çizgi senin ana çizgindir. Şu an işlem nerede? Tam da burada. O zaman yanındaki bu çizgi işte bizim ana çizgimiz. Yani bunun üstü pay olmalı altı payda olmalı. O zaman payı sabit tuttum. Paydayı ters çevirip pay ile çarpıyorum. E 1 ile de 2 bölü 1'i çarparsam çıkan sonuç kaç gelecektir? 2 gelecektir. Yani bunun tamamını 2 bulduk. Yani kısaca 1 eksi 2 bölüne gelmiş oldu. 1 bölü 2 gelmiş oldu. E önce çıkanmayı mı yapacağız bölmeyi mi yapacağız? İşlem önceliği gereği tabii ki de bölmeyi yapacağız. Yine ne yaptım? Sol tarafı sabit tuttum. Sağ tarafı ters çevirdim ve sol tarafta çarptım. Sen zaten 2 bölü 1'in kaç olduğunu biliyorsun. 2 olduğunu biliyorsun. E bu durumda eksi 2 ile de 2'yi çarparsam bu işlemin cevabı 4 geldi. Artı 1 ile de eksi 4 toplarsak büyükten küçük çıktı. 3'ü yazdım ve daima büyük olanın başındaki işareti yazacaktık. Bundan dolayı sorun doğru cevabı eksi 3 gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Bak bu tarz sorularda lütfen unutma. Tabii ki de payda işleyerek sorun cevabını gidebilirsin. Ama senin elindeki bu tarz sorularda şöyle paydası aynı olan kesiler verilmişse veya böyle paydası aynı olan kesiler verilmişse şuradaki işlemi içeri dağıtarak çok daha rahat soru çözebilirsin. Şimdi soldan zaten 3 artı 1 bölü 3 geldi. Geldim sağ tarafa. Bu eksi içeri dağıt. Soldan eksi 3 gelecek. Eksiyle dikkat et. Eksinin çarpımı artı 2 bölü 3 gelmiş oldu. İndim payda kısmına. Hemen bu artı içeri dağıt. Soldan 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 geldi. Sağdan da artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi dikkat et. Artı 3 ile eksi 3 ne yaptı? Birbirini götürdü. Paydalar aynı paydaları topla. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 toplarsam 3 bölü 3 dolayı kaç gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Indim payda kısmına artı 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 birbirini götürdü. Paydalar aynı iken çıkar. 2'den 1 çıktı, 1 bölü 3 kalmış oldu. E o zaman bölme işlemi varken ne yapacaktık? Payı sabit tutacaktık ve paydayı ters çevirip pay ile çarpacaktık. Sen zaten 3 bölü 1'in 3 olduğunu biliyorsun. E 1 ile de 3'ü çarparsam işlemin cevabı 3 ile Edirne gelmiş olur. Geliyorum 3. sorumuza. Dikdörtgen biçimli bir yüzü mavi bir yüzü sarı renkli havlu şekil dik gibi asıldığında oluşan uzunluk değerleri bize verilmiş. Aynı şekilde ne yapmış? Şekil bir miktar kaymış ve şekil dik duruma gelmiş. Uzunluk değerleri bize verilmiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor bana. Bak buradaki şekilleri karşıdan görerek tam görmeyebilirsin. Ama sen bu şekilleri yandan bir hayal etmeye kalksam. Bak şuradaki havluyu yandan bir hayal et. Aslında havlu böyle geliyor. Şöyle dönmüyor mu? Dönüyor. Dikkat et. Havlunun şu an bu kısmı sarı. Bu kısmı mavi. O zaman şurada gördüğün uzunluk aslında ne kadar? 30,24 kadar. Aynı şekilde şurada gördüğün kısım ne kadar? O da 20,52 kadar. E, o zaman sen bana şu anda bu havlunun bütün uzunluğunu bulamaz mısın? Evet bulursun. Bak dikkatli ol. Zaten ben şu anda bu kısmın 30,24 olduğunu biliyorum. E bu kısım 30,24 ise o zaman şu kısmının da 30,24 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Aynı şekilde bu kısımda kaç olduğunu biliyorum. 20,52 olduğunu biliyorum. O zaman 30,24 yandan geldi. Arka kısımdan 30,24 geldi. Ve aşağıdan da kim gelmiş oldu? 20,52 gelmiş oldu. İşte bunların toplamı bana neyi vermek zorunda? Havlunun şu uzunluğunu bana vermiş olması gerekiyor. E bunları toplarsak 4, 4 daha 8, 2 daha 10 elde var 1. 6, 2 daha 8, 2 daha 10 elde var 1. Burası 1 geldi, şuraya virgül geldi. 6, 2 daha da 8 gelmiş oldu. Yani ben anlıyorum ki havlunun bütün bu uzunluğu kaç çıktı? 81 santim gelmiş oldu. Şimdi geldim sağ tarafa. Sağ tarafta ne yapalım? Şöyle yandan çizmeye çalışalım. Onun da görüntüsü şöyle bir görüntü. Dikkat et şu kısım sarı kısım, bu kısım mavi kısım. E sana şuradaki uzunluğu ne kadar vermiş? X kadar vermiş. Aynı şekilde şu uzunluğu ne kadar vermiş? Onu da 40 santim vermiş. Peki ben de sana soruyorum. Burası x santimse bunun tam da şu arkaya düşmen, düşen şuradaki kısmı yani tam da şurası ne çıkması gerekiyor? x çıkması gerekiyor. E o zaman sen bu uzunluklarla bana havlunun tüm şu uzunluğunu bulabilir misin bulamaz mısın? Evet bulursun. Bak buradan 1x geldi. Buradan 1x daha geldi 2x yaptı. E 40 da burası geldi. 2x artı 40 çıktı. Yani havlunun tüm uzunluğu ne gelmiş oldu? 2x artı 40 çıktı. E aynı zamanda havlunun tüm uzunluğu kime eşitti? 81'e eşitti. Bu 40'ı sağ tarafa atarsak 2x'imiz kaç geldi? 41 geldi. İki tarafta 2'ye bölersek x de buradan 41 bölü 2 ile 20 buçuk çıkmış oldu. Yani sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu. Evet geliyorum dördüncü sorumuza. Buradaki işlemin sonucu kaç yıl diye soruyor bana. Sakın ama sakın unutmuyorsun. Matematikte elinde işlem varken eğer ki bir parantez varsa her zaman ilk önce neyi yapmak zorundasın? Parantez içindeki işlemi yapmak zorundasın. O yüzden ne yapıyorum? Ben de parantez içindeki işleme gidiyorum. Birden 3 bölü 4'ü çıkartacağız. Bu işi nasıl yapacağız? Ya istersen birim paydasına gizli bir yazacaksın. Ya da daha basit olan 1 ile 4'ü çarptım. 4 geldi. 4'ten 3'ü çıkarttım. 1 bölü 4 gelmiş oldu. Aynı şekilde 2 bölü 3'ten 9'u çıkartacağım. İstersen paydasına gizli 1 yazacaksın. Bunu 3 ile genişleteceksin. Soldan 2 bölü 3 gelecek. Sağdan da 27 bölü 3 gelecek. Paydalar aynı paydarı çıkar. Artı 2 ile eksi 27'yi toplarsan artılı eksili işlem varsa ne yapacaktım? Büyükten küçüğü çıkartacaktım ve büyük olanın başındaki işareti yazacaktım. E payda kısmında 3 gelmiş oldu. Peki hocam bunun kısa yolu yok mu? Evet var. Karşımızda 2 bölü 3 eksi 9 varken ne yapacağım? Dikkat et direkt eksi 9 ile 3 çarptım. Eksi 27 yaptı. Bulduğum eksi 27'yi nereye ekleyeceğim? Pay ekleyeceğim. Böyle payda kısımdan da 3 gelmiş oldu. E bu durumda cevap yine ne gelmiş olacak? Eksi 25 bölü 3 gelmiş olacak. Şimdi bulduğumuz değerleri hemen yerine yazarsak. Bak sen burasını 1 bölü 4 buldun. Burasını eksi 25 bölü 3 bulmuş oldun. Yani payda kısmından 4 bölü 9 çarpı ne gelmiş oldu? 1 bölü 4 gelmiş oldu. Yan taraftan da 1 bölü 5 çarpı eksi 25 bölü 3 gelmiş oldu. 4'ü 4'e böldüm bir defa var. 4'ü 4'e böldüm bir defa var. Payla payı çarptım 1 geldi. Payda ile payda çarptım 9 geldi. Yan tarafta 5'i 5'e böldüm bir defa var. 25'i 5'e böldüm 5 defa var. Eksi 5 ile 1'i çarptım. Eksi 5 geldi. Payda kısmından da 3 gelmiş oldu. E buradaki çıkarma işlemi yapmak için payda eşit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bundan dolayı hemen bunu 3 ile genişlet. Sol taraftan 1 bölü 9. Sağdan da 15 bölü 9 gelmiş oldu. Paydalar aynı paydaları çıkar. Çıkartırsan da eksi 14 bölü 9 payda kısmı gelmiş oldu. Geldim pay kısmına. E pay kısmındaki işlemi nasıl yapacaktık? Hemen 4 ve 3'ü çarp pay kısmına ekle. 4 kere 3 12. 2 ile toplarsam ne yapar? 14 bölü 3 yapar. Payda kısmından da eksi 14 bölü 9 gelmiş oldu. Rasyonel sayılarda bölme işleminde ne yapacaktık? Payı sabit tutacaktık. Ve paydayı ters çevirip pay ile çarpmam gerekiyordu. E bu durumda 14'ü e 14'e böldüm bir kere var. 14'ü e 14'e böldüm bir kere var. 1 ile x 9'u çarptım. x 9 geldi. 3 ile 1'i çarptım. 3 geldi. Bundan dolayı da sorun doğru cevabı x 3 ile Adana gelmiş oldu. Geliyorum 5. soruya. İşlemin sonucu kaçtır diye soruyor bana. Eyvah eyvah. Hocam karşıma çok işlem var. Ben bunu nasıl yapacağım? Ya yani gerçekten çok basit aslında. Bak olay şu. Karşına çıkan işlemi teker teker yapacaksın. Şimdi normalde sol tarafta kim var? 1 bölü 2 var. Biz bundan bu kesrin tamamını çıkaracağız değil mi? İşte bu kesri bulmaya çalışacağız. E bu kesri bulmak için de payı ayrı, paydayı ayrı bulsak sonra x'ini bölsek olmaz mı? Olur. İlk önce pay kısmına başlayalım. Bak bunu bulurken de 1 bölü 3'ten bunun tamamını çıkarmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. E o zaman ilk önce bunun tamamını bulalım. Yani ilk önce biz 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3'ü bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız? İlk önce 1 eksi 1 bölü 3'ü bul. Bak bu işlemi yaparken hatırla. İstersen paydasına gizli 1 yaz. İstersen 1 ile 3'ü çarp. 1'den çıkart. Fark etmez. Payı yazdım. 1 ile 3'ü çarptım. 3. 1'i çıkarttım. 2 bölü 3 geldi. E Bölme işlemi nasıl yapacaktım? Payı sabit tut. Paydayı ters çevir. Pay ile çarp. E ben 1 ile 3 bölü 2 çarpsam yine 3 bölü 2 gelecek. O zaman bunun cevabı 3 bölü 2 gelmiş oldu. Yani sol taraf 1 bölü 3 iken sağ taraf kim geldi? 3 bölü 2. Hemen 1 bölü 3'ten 3 bölü 2 çıkar. Nasıl çıkaracağım? E payda işlenmesi lazım. O zaman hemen bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletiyorum. Soldan kim geldi? 2 bölü 6. Sağdan da 9 bölü 6 geldi. Paydalar aynı paydarı çıkar. Artı 2 ile eksi 9 toplarsam artılı eksili toplam ne yapacaktık? Büyükten küçüğü çıkartıp büyük olanın başındaki işareti yazacaktık. Tamam pay kısım bulduk. Ne geldi? Eksi 7 bölü 6. İniyorum payda kısmına. Oradan da 1 artı 1 bölü 3 mü geldi? 1 ile 3 çarptım 3. 1 ekledim ne yaptı? 4 bölü 3 yapmış oldu. Tamam her şey hazırlandı. Şimdi pay kısmını eksi 7 bölü 6 bulduk. Payda kısmında 4 bölü 3 bulduk. Ve arada kim var? Bölme işlemi var. O zaman payı sabit tuttum. Paydayı da ters çeviriyorum. Pay ile çarpıyorum. Bak çarparsam 3'ü 3'e böldüm. Bir defa var. 6'ı 3'e böldüm. 2 defa var. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken ne yapacaktık? X'ini çarptım. Paya yazdım. X'ini çarptım. Paydaya yazdım. Yani sağ taraftaki tüm bu işlemlerin cevabı şu an kim geldi? Eksi 7 bölü 8 geldi. Solda 1 bölü 2 var. Sakın unutma arada eksi var. Ve sen sağ tarafı eksi 7 bölü 8 olarak bulmuş oldun. E eksi ile eksinin çarpma artı yapmadı mı? Yaptı. 1 bölü 2 artı 7 bölü 8 gelmiş oldu. Paydaların eşitlenmesi için hemen bunu 4 ile genişlet. Soldan 4 bölü 8 sağdan da 7 bölü 8 gelmiş oldu. E paydalar aynı paydaları topla. Buradan da sorunun doğru cevabı 11 bölü 8 ile Ceyhan gelmiş oldu. Evet geliyorum 6. sorumuza. İşlemin sonucu kaçtı diye soruyor bana. Ya nasıl yapacaktık biz bu işlemleri? İstersen birilerinin paylarını gizli bir yaz. Payda değiştirmeye çalış. Ya da daha basit bir yöntem vardı. Neydi o? 1 ile 2'yi çarp çıkan sonucu paydan çıkar. 1 ile 2'yi çarptım 2. 2'den 1'i çıkarttım. 1 bölü 2 geldi. 1 ile 3'ü çarptım 3. 1'den çıkarttım 2 bölü 3 geldi. 1 ile 4'ü çarptım 4. 1'i çıkardım 3 bölü 4 geldi. Nokta nokta nokta. En son 1 ile 50'yi çarptım 50. 1'i çıkarttım 49 bölü 50 gelmiş oldu. E bu işlemde bak söyle çapraz olanlar hep birbirini götürmüyor mu? Bunlar hep böyle birbirini mi götürüyorsa 1 2 4 ile 1 soru kese gidecek. En sonda 49'da da önce kesin de gitmesi lazım. Çünkü dikkat et hep bu şekilde olan ifadeler ne yapıyor? Birbirini götürüyor. E bu durumda pay kısmından kim kalmış oldu sadece? 1. Payda kısmından da sadece 50 kalmış oldu. İşte benden bu ifade ne istiyor? Virgüllü yazmamı istiyor. Peki biz rasyonel bir ifadeyi virgüllü nasıl yazacaktık? Paydasını onun kuvve şeklinde yazarak. İşte bundan dolayı ne yapıyorum? Ben bu ifadeye gidiyorum. İkili genişletiyorum ki paydası onun kuvveti gelsin diye. Yani kesimiz kim yaptı? 2 bölü 100 yaptı. Peki biz 2 bölü 100'ü virgülle nasıl çevirecektik? Unutma eğer ki bir sayıda virgül gözükmüyorsa virgül her zaman sayının sağındadır. Ve payda kısmında kaç tane sıfır varsa o kadar basamak sola kayılır. Yani ben bu virgülü ne yapacağım? 2 basamak sola kaydıracağım. Kaydırırsam da sorun doğru cevabı 0.02 ile denizli gelmiş olur. Geliyorum 7. soruya. Bak bu tarz ondalıklı sayılardaki bölme işlemlerinden lütfen korkmayın. Çok 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 basit. Sadece virgül kaydırma mantığını kullan. Şimdi şunu unutma. Elinde bir sayı varken bu virgül ne zaman kaybolur? Eğer ki virgül sayının sağına giderse bu virgül kaybolur. Neden? Çünkü elinde senin bir tam sayı varken şu an virgül nerede? Sayının sağında ve bu virgül yazılmıyor. O yüzden virgülü sayının sağına atabilirsen o virgül yazılmaz. E o zaman benim mantığım burada ne olacak? İfadeleri virgülden kurtarma yönünde olacak. Bak şimdi 0.11'den başlıyorum. Şu an 0.11'i virgülden kurtarmak için kaç basamak sahipmek gerekiyor? 2. Sen bunu eğer ki 2 basamak sağa kaydırdıysan virgülü Payda kısmında kaydırma hakkı doğuyor. Yani bu durumda payda kısmı ne gelmiş oldu? 44 eksi yazdım parantezi açtım. Bunu iki basamak sağ kaydırmam gerekiyor ki virgülden kurtulsun. Bunu iki basamak sağa kaydırdım. Ama bunu iki basamak kaydırınca paydayı da kaydırman lazım. Şimdi dikkat et paydayı bir basamak kaydırdık. Ama kaydıracak yer kaldı mı? Kalmadı. E, o zaman yanına bir tane sıfır atman lazım ki virgül 1 basamak daha kaymış olsun. Aynı mantıkta bak. Bunu iki basamak sağa kaydırınca payını da kaydırmak da ama şu an pay kısmının iki basamak yeri var mı? Yok. Eğer ki iki basamak yeri yoksa ne yapacağım? Yanına bir tane 0 atmış olacağım. Bitti. Şimdi ifadeleri sadeleştirmeye çalış. Bir kere 11'i 11'e böldüm bir kere var. 44'ü 11'e böldüm 4 kere var. 5'i 5'e böldüm bir kere var. 20'yi 5'e böldüm 4 kere var. 320 bölü 8. 32'de 8 4 kere var. Bunun tamamı kaç gelmiş olacak? 40 gelmiş olacak. Yani ifade neye döndü? 1 bölü 4 burada var. Eksi parantezi açtım. 1 bölü 4 eksi 40 gelmiş oldu. Bak içerideki işlemi yapmaya uğraşma. Direkt eksi içeri dağıt. Eksi ile artının çapında geldi. Eksi 1 bölü 4 geldi. Eksi ile eksinin çarpı kaç geldi? Artı 40 geldi. Ve soldan da bir tane 1 bölü 4 gelmiş oldu. Şimdi anladın mı niye eksi içeri dağıttığımı? Çünkü artı 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 4 birbirini götürdü. E geriye de kaç kalmış oldu? 40 ile Edirne gelmiş oldu. Şimdi şurada yaptığım şey aklını karıştırmasın. Hocam ilk önce parantecik işlem yapılır. Sonra diğerle yapılmayacak mıydı? Evet öyle bir sıkıntı yok. Ama bu eksi içe dağıtmakta da bir sıkıntı yok. Niye buradaki eksi içe dağıttım? Çünkü 1 bölü 4'ler birbirini götürüyor. Rahat bir işlem karşımıza çıkıyor. Haberin olsun. Tamam Evet geliyorum 8. sorumuzda. Bak eğer ki ondalıklı sayılarda bölme işlemi kaçma varsa lütfen korkma soru çok basit çıkacaktır. Peki ne yapacaksın? Daima virgül kaydıracaksın. Unutma senin elinde eğer ki bir virgül varken sen bu virgülü sayının en sağına atılırsan virgül yazılmaz virgülden kurtulmuş olursun. E o zaman buradaki 3,15 ile başlıyorum. Buradaki virgülden kurtulmak için ne yapmak lazım? İki basamak sağa gitmek lazım. Ama sakın unutma bunu iki basamak sağa götürüyorsan paydayı da götürmen lazım. O zaman paydayı da iki basamak sağa götürürsek oradan da temiz 105 gelmiş oldu. Şimdi geldim 6,4'e. E ben bunu bir basamak sağa kaydırırsam paydada da kaydırmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama şu an payda kaydıracak bir şey var mı? Yok. Kaydıracak bir şey yoksa ne yapacaktın? Yanına bir tane sıfır atmış olacaktın. Geldim sağ tarafa. İki basamak sağa kaydırdım. 24 geldi. E o zaman bunu da iki basamak kaydırdım. 45 gelmiş oldu. Bitti. Kalanı bildiğin işlem. Şimdi matematikte karşımızda 4 işlem varsa önce çıkarma mı yapılırdı bölme mi? Tabii ki de bölme. O yüzden buradaki bölmeyi yapacağız. Ardından çıkarma gideceğiz. Ama ondan önce ifadeleri sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim ki rahat edeyim. Bak 105'i 105'e böldüm. Bir kere var. 315'i 105'e böldüm. 3 kere var. O zaman soldan 3 geldi. Ne yapalım? Bunu nereye sadeleştirelim? 60'ı 4'e böldüm. 15 kere var. 64'ü 4'e böldüm. 16 kere var. E o zaman burası 16 bölü 15 gelmiş oldu. Sağdan da 24'ü aldım. 3'e böldüm. 8 kere var. 45'i aldım. 3'e böldüm. 15 kere var. Yani buradan da 8 bölü 15 gelmiş oldu. E o zaman ilk önce bölme işlemi yapacaksak. Sol tarafı sabit tuttum, sağ tarafı ters çevirdim ve sol tarafta çarpıyorum. 15'i 15'e böldüm bir kere var, 15'i 15'e böldüm bir kere var. 8'i 8'e böldüm bir kere var, 16'ı 8'e böldüm iki kere var. Soldan 3 eksi geldi, payla payı çarptım paya yazdım, payda ile payda çarptım payda'ya yazdım. 2 bölü 1'den dolayı da 3 eksi 2 geldi. Yani sorun doğru cevabı 1 ile Bursa gelmiş oldu. Evet geliyorum 9. sorumuza. Ayça gittiği bir restoranda hesap ödemek için garsona 80 lira verdiğinde garson para üstünü şekildeki gibi adisyonun bulunduğu kartın koyup Ayça'ya vermiştir. Ayça'nın sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin adetleri adisyonda yazıyormuş. Restoranda bir tane içeceğin fiyatı kaç TL'dir diye soruyor bana. Ben de sana soruyorum bak. Sen buradaki toplam tutarı biliyor olsan bu toplam tutardan şu lahmacunla pidenin toplamını çıkarsan geriye kim kalması lazım? Şuradaki para. Yani iki tane içecek kalmış olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E ben iki tane içeceği bulursam bir tane içeceği haylani giderim. O zaman bu sorudaki mantık şu. Buradaki toplam parayı bulmam gerekiyor. Peki sen adisyondaki toplam parayı nasıl bulacaksın? Ya çok basit. Mesela restorana gittin. 100 lira verdin. Sana geriye parayı 30 lira verdiler. O zaman hesabın kaç lira gelmiş olması lazım? E %30'dan 70. Yani sen verdiğin paradan eğer ki garsondan aldın o parayı çıkartırsan hesap tutarı ortaya çıkmıyor mu? Çıkıyor. Hemen şu garsonun verdiği parayı ortaya çıkartalım. 1 lira buradan geldi. 50 kuruş 50 kuruş 1 lira yapar. Toplamı ne yaptı? 2 lira yaptı. 10 kuruş buradan 10 kuruş buradan 20 kuruş yaptı. Unutma 20 kuruş demek aynı zamanda 0,20 lira demektir. E bununla da 2 lirayı toplarsam o zaman garsonun verdiği toplam para ne çıkmış oldu? 2,20 lira çıkmış oldu. E biz de Ayça'nın verdiği bu paradan 2,20 lirayı çıkartırsak geriye kim kalmış olması lazım? Şu adisyondaki toplam paranın ortaya çıkmış olması gerekiyor. Eğer ki çıkarma işleminde basamak eksisi ne yapacağız? Hemen oraya gideceğiz sıfırları yerleştireceğiz. Bir kere buradan sıfır geldi. Ta buradan buraya tane 10'luk aktardım. Bir 10'luğu da buradan buraya aktardım. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Virgülü koydum. Bir 10'luk buradan buraya aktardığım için 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 77,80 lira gelmiş oldu. Kim bu? Hesap. Hesaptan da lahmacunla pideyi ne yapacaktım? Toplamını çıkaracaktım. O zaman hemen lahmacunla pideyi ne yapıyorum? Toplam fiyatını bulmaya çalışıyorum. 5 5 daha 10 elde var 1 8 1 daha 9 bunu yazdık virgülü koyduk 8 buradan 5 de buradan geldi. La macunla pidenin toplamı bulduk mu? Bulduk. O zaman hemen hesaptan ne yapıyorum? La macunla pidenin toplam fiyatını çıkartıyorum. Bir kere buradan buraya bir tane onluk aktardık. 18'den 9 çıktı. Geriye 9 kaldı. Virgülü buraya koydum. Burada 6 kaldı. Soldan bir tane onluk aldık. 16'dan 8 çıktı. 8 geldi. E geriye 6 kaldı. Alttan da 5 çıkarsa geriye 1 kalmış oldu. Yani kısaca 2 tane içeceğin fiyatı ne gelmiş oldu? 18,90 gelmiş oldu. E o zaman bir tane içeceği bulmak için de iki tarafı ikiye bölersek bir tane içeceğin toplam fiyatı da 18'i ikiye böldüm 9 geldi. 90'ı ikiye böldüm 45 geldi. 9,45 lirayla da denizli gelmiş oldu. Tamam. Evet geliyorum 10. sorumuza. Buradaki işlemin sonucu kaçtı diye soruyor bana. Ben de sana söylüyorum. Sakın ama sakın unutmuyorsun. Devirli sayılarda. Eğer ki devir 9'un üzerindeyse kendinden önceki basamağı her zaman 1 arttırır. Kesinlikle buradaki sayıları rasyonel çevirmeye gerek yoktur. İstersen sana bir örnek bunu göstereyim. Mesela elinizde diyelim ki 1,9 devirli olsun. Bana buradaki sayıyı rasyona çevirir misin? Nasıl çevirecektim bunu? Hatırla Pay kısmını yazarken virgülü görmeyecektin Virgülü görmeden ne yapacaktık? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracaktım Peki paydayı yazarken nasıl yazacaktım? Virgülün sağına bakacaktım Virgülün sağında devirli kadar 9 devirsiz kadar 0 yazmam lazım e, Virgülün sağında kaç tane devirli var? Bir tane Kaç tane devirsiz var? Hiç yok O zaman 0 yazmıyorum 18 bölü 9'dan dolayı kaç geldi? 2 gelmiş oldu. Gördün mü? 9'un üzerine devir varken ne yaptı? Kendinden önceki basıma 1 arttırdı. Unutma eğer ki elinde 99 olsa da bu olur. Eğer ki elinde 9999 olsa da bu olur. Yani devrin altında sadece 9 olduğu sürece kendinden önceki basıma her zaman 1 arttırır. O zaman buradaki 9 1 arttırdı. Burası 12 geldi. 9 1 arttırdı. Burası ne yaptı? 14 geldi. Şuradaki 9 1 arttırdı. Ne yaptı? 16 geldi. İndim aşağıya. Bu 9 1 arttırdı. 3 geldi. Buradaki 9 1 arttırdı. 7 geldi ve buradaki 9 1 arttırdı. 4 gelmiş oldu. 16 14 daha 30 12 daha kaç geldi? 42 çıktı. 7 3 daha 10, 4 daha da 14 geldi. E 42'yi de 14'e bölersem işlemin cevabı 3 ile bursa gelmiş olur. Geliyorum 11. soruya. Buradaki işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bana. Ya bu soruyu yapmak için ne yapmak lazım? Elimizdeki devirli sayıları rasyonel çevirmemiz gerekiyor. Hemen çevirelim. Elimizde 0.02 devirli varken ben bunu rasyonel nasıl çevireceğim? Pay kısmını yazarken virgülü görmeyeceksin. Virgülü görmeden ne yapacağım? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağım. Virgülü görmeden şu an sayının tamamı kaç? 0, 0, 2. Yani 2. Eksi. Devretmeyen kısım kim? 0. Peki paydayı yazarken nasıl yazacaktım? Virgülün sağına bakacaksın. Virgülün sağında devirli kadar 9, devirsiz kadar 0 yazacağız. Şu an virgülün sağında kaç tane devirli var? 2 tane. O yüzden 2 tane 9 yazdım. Virgülün sağında devirsiz olmadığı için 0 yazmıyorum. Yani buradan kim gelmiş oldu? 2 bölü 99 gelmiş oldu. Geldim 0.03 devirliye. Bak nasıl yazacağımı tekrar söylüyorum. Payı yazarken virgülü görmeyeceksin abi tamam mı? Virgülü görmeden sayının tamamını yazacağım. Yazıyorum kaç geldi o zaman? Virgülü görmezsem 0.03 geldi. Kim o? 3 demek. Eksi virgülü görmeden devretmeyen kısmı çıkaracaksın. Şu an devretmeyen kısım kim? Sıfır. Çıkarttım. Paydayı yazarken de sadece virgülün sağına bak. Virgülün sağında devirli sayı adedince 9 yazacaksın. O yüzden 2'den 9 yazdım. Virgülün sağında devirsiz yok. Sıfır koymuyorum. Yani bundan dolayı 3 bölü 99 gelmiş oldu. Geldim diğerine 0,05 devir var. Payı yazarken ne yapacaktık? Virgülü görmeyecektik. Sayının tamamından devirsiz kısmı çıkardım. Peki aşağı nasıl yazacaktık? Hatırla. Virgülün sağında devirli sayı kadar 9. Ki o zaman 2 tane 9 yazmam lazım. Çünkü 2 tane devirli var ve devirsiz varsa da 0 yazacağız ama devirsiz yok. Buradan da 5/99 gelmiş oldu. Şimdi bulduğun sayıları al, yerine yaz. Pay kısmı 0,2. Hemen 0,2'yi rasyonel çevir. Nasıl çevireceksin? 2 bölü 10. Payda kısmından da kim geldi? 2 bölü 99 geldi. Geldim yan tarafa. 0,3'ü rasyonuna çevir. Kim gelecek? 3 bölü 10 gelecek. Payda kısmından da 3 bölü 99 geldi. Eksi 0,5'i 5 bölü 10 şekli yazdım. Payda kısmından da 5 bölü 99 gelmiş oldu. E o zaman buradaki bölme işlemleri nasıl yapacağım? Payı sabit tut. Paydayı ters çevir. Payı ile çarp. Hemen 2 bölü 10'u sabit tuttum. 2 bölü 99 ters çevirdim. Çarptım. Aynı şekilde payı sabit tuttum. Paydayı ters çeviriyorum. Pay ile çarpıyorum. 99 bölü 3 geldi. Payı sabit tuttum. Paydayı ters çevirip pay ile çarptım. 99 bölü 5 gelmiş oldu. 2'yi 2'ye böldüm bir defa var. Burası bir defa var. 3'ü 3'e böldüm bir defa var. Bir defa var. 5'leri götürdüm. Birer defa yazdım. O zaman en soldan 99 bölü 10 geldi. Sağdan yine 99 bölü 10 geldi. Sağdan yine 99 bölü 10 gelmiş oldu. E bunlar artılı eksi aynı olduğu için bunlar birini götürdü. Geriye de 99 bölü 10 kalmış oldu. Payda da 0 varsa bunun anlamı neydi? Bir basmak sola kaydır. O zaman sorun doğru cevabı da 9,9 ile adına gelmiş oldu. Evet geliyorum 12. soruya. Lütfen şunu sakın unutmuyorsun. Eğer ki devirli sayılarda devir 9'da ise kendinden önceki basamağı 1 arttırır. Mesela elimde 1,9 devirli var. Ne demektir bu? Kendinden önceki basamağı 1 arttırır ve bunun sonucu 2 demektir. O zaman bu 9 kendinden önceki basamağı 1 arttıracak. Yani k sayısı 0.25 yaptı. Aynı şekilde bu 9 kendinden önceki basamağı 1 arttırdı. P sayısı da 0.75 gelmiş oldu. E bunları yerine yazarsam 0.25 artı 0.75 bölü 0.75 eksi 0.25 gelmiş oldu. Hemen 0.25 ile 0.75 toplarsak 5 5 daha 10 elde var 1. 8 2 daha 10 elde var 1. Burası 1,0 yani kaç gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. 0.75'ten de 0.25 çıkartırsak buradan 0 geldi 5 geldi 0.50 gelmiş oldu. Ki ben 0.50'yi 0.5 şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Bunu da 5 bölü 10 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazarım. 5 de sadeleştirirsem 1 bölü 2 gelmiş oldu. Yani payda kısmından 1 bölü 2 çıkmış oldu. E payı sabit tuttum, paydayı ters çevir payla çarpıyorum. Bundan dolayı da sorun doğru cevabı denizi gelmiş oldu. Geliyorum 13. soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür diye soruyor bana. Bak elimizdeki sayılar birer bileşik kesir. Bileşik kesirlerde sıralama yaparken şuna dikkat edeceksin. Pay ile payda arasındaki fark aynı olmalı. Aynı mı değil mi? Evet aynı. Bak dikkat et. Bir fark var, bir fark var, bir fark var. Eğer ki bileşik kesirlerde pay ile payda arasındaki fark aynıyken kimde daha küçük sayı varsa her zaman o daha büyüktür. Şu an elindeki sayılara dikkat et. 11, 10, 12, 11, 13, 12, en son 15, 14. Bu sayılar arasından en küçük sayı nerede? Burada. O zaman en büyük sayının bu olması lazım. İşte bileşik kesirler sıralama böyle yapılır. Unutmuyorsun tekrar söylüyorum. Bileşik kesirlerde sıralama yaparken pay ile payda arasındaki farka bakacaksın. Farklar aynıyken kimde daha küçük sayı varsa o daha büyüktür. Basit kesirlerde de kimde daha büyük varsa o daha büyüktür. Haberin olsun. Tamam Geldim 14. soruya. A ile B'yi topla diyor bana. Bak bu tarz saçma sapan kesirlerde kesinlikle ama kesinlikle payda işlemeyeceksin. Sana eğer ki bu ikisini topla diyorsa Yapman gereken şey şu Paydası aynı olan kesirlere bakacaksın Sen bu paydası aynı olan kesirlerin Paylarını ne yaparsan tam sayı gelir onu düşüneceksin Sen şimdi şöyle düşün 3 bölü 8 ile 5 bölü 8'i ne yaparsam tam sayı gelir Yani ne yaparsam kastım şu Toplarsam mı çıkartırsam mı ne yaparsam tam sayı gelir Toplarsam tam sayı gelir 3 bölü 8 ile 5 bölü 8'i topla 8 bölü 8'den 1 geliyor Acaba bu toplama işlemi diğerlerine işe yarıyor mu onu kontrol et. Mesela 15 bölü 11 ile 7 bölü 11'i topla ne yapıyor? Dikkat et 22 bölü 11 yapıyor. 22 bölü 11 kaç yapar? 2 yapar. Bitti. O zaman diğerlerine de işe yarıyorsa sen bunları direkt ne yapacaksın? Paydası aynı olanlarının paylarını toplayacaksın. O zaman 5 bölü 8, 3 bölü 8 daha 8 bölü 8'den 1 yaptı. 15 bölü 11 7 bölü 11'den 22 bölü 11'den 2 yaptı. 4 bölü 13 9 bölü 13 13 bölü 13'ten yine ne yaptı? 1 yaptı. Sol taraf 1 ortası 2 yan taraf 1 toplarsan da cevap 4 ile C gelmiş oldu. Evet geliyorum 15. sorumuza. Buradaki ifadenin K cinsinden değeri nedir diye soruyor bana. Bak bu tarz sorularda bulmak istediğin ifadeye bir isim ver. Ve sen artık buna x dedin ya x'i k cinsinden arıyorsun haberin olsun. Peki bu tarz sorular ne yapacaksın? Lütfen payda eşitlemeye çalışma. Şuna bak paydası aynı olan kesirleri kontrol et. Sen burada paydası aynı olan bu kesirlere ne yaparsan sonuç tam sayı gelir diye düşün. Yani şunu demek istiyorum. Mesela 1 bölü 5 ile 4 bölü 5 toplarsan mı çıkartırsan mı çarparsan mı ne yaparsan tam sayı gelir. Bak 1 bölü 5 ile 4 bölü 5 topla kaç geliyor? 5 bölü 5'ten tam sayı geliyor. Peki bu toplama işlemi diğerlerinde işe yarıyor mu? 2 bölü 7, 5 bölü 7 daha, 7 bölü 7 tam sayı geldi. 4 bölü 3, 8 bölü 3 daha, 12 bölü 3 tam sayı geldi. O zaman sen bunları direkt taraf taraf topla. E sol taraftan kim gelecek? K artı X gelecek. Sağ taraf 1 bölü 5, 4 bölü 5 daha, 5 bölü 5'ten 1 yaptı. 2 bölü 7 5 bölü 7 daha 7 bölü 7'den 1 yaptı 4 bölü 3 8 bölü 3 daha 12 bölü 3'den 4 yaptı E o zaman sol taraf K artı x sağ tarafta 6 gelmiş oldu Sen kimi arıyordun X arıyordun o zaman x'in yalnız kalması lazım K'yı da sağ tarafa aktarırsam X de bu durumda 6 eksi K'yla cevap edene gelmiş olur Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.